Merhaba, bugün KubeIP yazılımında sabit içerikli paket stok nasıl oluşturulur bundan bahsedeceğiz. Bunun için ilk olarak menüde kartlar, stok kartlarını seçiyoruz. Karşımıza stok kartları arama ekranı geliyor. Bu alanda yeni paket stok oluşturacağımız için alttaki ekle butonuna tıklıyoruz. Yeni kayıt ekranına ulaşıyoruz. Yeni kayıt ekranında ilgili alanları hazırlamış olduğumuz dokümandan da yararlanarak dolduracağız. İlk olarak kategori bilgileri alanından başlayabiliriz. Sabit içerikli paket stokları adı altında paket stoğumu görmek istediğim için kategori 1 ana kategorimi sabit içerikli paket stok olarak tanımlayacağım. Bunun için yan kısımdaki kategori tanımları butonuna tıklıyorum. Kategori tanımları yapacağım yeni kayıt ekranı geliyor. Kodunu F5'te ya da yan kısımda yer alan bul butonuna tıklayarak otomatik olarak getirebilirim. Adını da sabit içerikli paket stok olarak stoklar yazdım. Alış KDV, satış KDV'lerini belirleyebilirim. 18 olarak giriyorum. Kaydet butonuna tıkladığım zaman sabit içerikli paket stoğum oluşturulmuş oldu. Alış KDV, satış KDV'lerini de girdiğim için KDV alanında tanımlanmış olarak geldi. Biz bu kategorileri açmasak bile türü alanında paket olarak tanımladığımız zaman paket stoklarımızın tanımını yapmış oluyoruz. Sabit içerikli olup olmadığını ise kartlar, paket stok tanımları ekranından gerçekleştiriyoruz. Bu ekrana gelmeden önce ilgili alanların doldurulmasına devam edelim. En son kategori birimizi oluşturmuştuk. Kategori birin alt kategorisini oluşturmak isteyeceğim için yan kısımda yer alan kategori tanımları butonuna tıklıyorum. Alt kategori oluşturacağım için alt kategori tanıtma butonuna tıklıyorum. İlgili ana kategorimi seçiyorum. Sabit içerikli paket stoklarda. Sabit içerikli paket stokların alt kategorisine gıda paketi oluşturacağım için gıda paketi yazıyorum. Artı butonuna tıklayarak alt kategorisini tanımlamış oldum. Çıkış yapalım. İlgili kategorileri seçiyoruz. Kategori birim, kategori ikim tanımlanmış oldu. Kategorilerden kodunu oluşturmak isteyeceğim için kodu alanına geliyorum. Bu alanda F9 yaptığım zaman kodu alanından otomatik olarak sabit içerikli paket stokuna gıda paketinin kodunu getirmiş oldu. Bu kategorilere ait ilk paket stokumu oluşturacağım için 001 olarak tanımlıyorum. Adını kolaylık olması açısından dokümandan kopyalayıp yapıştıracağım. Ramazan gıda paketi oluşturuyoruz. Adı alanına yapıştırıyorum. Kodunu adını belirtmiş olduk. En önemli kısım tür alanının paket olarak tanımlanmasıydı. Paket olarak tanımladık. Kategorilerimizi belli ettik. Barkod alanında ise farklı ürünlerden oluşturulan bu paket stok için barkod oluşturabiliriz. Bu ürünleri uygun ebatta standart kutulara koyduğumuzu ve kutuların üzerine de barkod etiketi yapıştıracağımızı varsayalım. Paket stok için oluşturulan bu barkod okutulduğunda İlk olarak barkodumuzu oluşturalım. FNF5 ile YAN13 formatında barkodumu oluşturdum. Bu barkod okutulduğunda sistemde stoklardan paket stok içine tanımlanmış ürünlerin düşünmesi sağlanıyor. Böylece kutunun içindeki ürünlerin tek tek düşünmesine gerek kalınmıyor. Şu an ilgili kısımları doldurduk. Fiyat alanında da alışını 120, satışını 170 olarak belirliyorum. Kaydet butonuna bastığım zaman Ramazan gıda paketimin kaydı eklenmiş oluyor. Tamam diyorum. Geri dönüp kontrolünü sağlamak için bul butonuna bastığımda yazılımda kayıtlı olan tüm stok kartlarını görüyorum. Grup acil listele kısmından biraz önce oluşturmuş olduğum ana kategorim sabit içerikli paket stoklardı. Bu alanda oluşturmuş olduğum alt kategorim de gıda paketiydi. Ramazan gıda paketimize ulaşmış oluyorum. Şimdi Ramazan gıda paketi içerisine ürünlerimizi ekleyelim. Ürünlerimizi eklemek için menüde kartlar, paket stok tanımlarına tıklıyorum. Karşıma paket stok tanımları arama ekranı geliyor. Bu alanda ürün ekleyeceğimiz için paket stokumuza alttaki ekle butonuna tıklıyorum. Yeni kayıt ekranında paket kodumuzu yan kısımda yer alan F5 butonuna basarak otomatik olarak gelmesini sağlıyoruz. Ve paket kodunu kopyalayıp belge numarası olarak vereceğim. Paketleme adımızı direkt dokümanımızdan kopyalayıp paketleme adı alanına yapıştırıyorum. Çıktı stoğumuzu seçmemiz gerekiyor. Çıktı stoğumuzu 3 noktaya tıklayarak
Yan kısımda yer alan grup acil listeleri seçiyorum. Sabit içerikli paket stoklar alanına tanımlamıştık. Ramazan gıda paketimizi seçiyoruz. Şu an Ramazan gıda paketimizin de tanımlanmış olduğunu görüyoruz. Alt kısımda paket türü alanı mevcut. Paket türü alanından sabit içerikli paket stok oluşturacağımız için sabit içerikli paket stoğu seçiyoruz. Şu an üst kısımların ilgili alanlarını doldurduk. Kaydet butonuna tıklayarak kaydını ekliyorum. Alt kısma geliyorum. Stok adı alanında 3 noktaya tıklayarak paket stoğun içerisine ürünlerimizi ekleyeceğiz. Grup acil listele kısmından dokümanımızda belli edilen ürünler gıda ürünleri kategorisi altında olduğu için grup acil listele kısmından gıda ürünlerini seçiyorum. Bizden Emine Tuncer, Çaykur, Bal Küpü, Duru, Billur Tuz'un eklenmesi istenmiş. Emine Tuncer, Çaykur, Billur, Duru, Bal Küpü'nü ekliyorum. Seç butonuna tıkladığım zaman ürünlerin de alt kısımda tanımlanmış olduğunu görüyorum. Miktarlarını da bu kısımdan değiştirebiliyoruz. Dokümanımızda Duru'dan 2 adet, Billur'dan da 2 adet olduğu gösterilmiş. Duru'daki miktarı 2, Billur'daki miktarı da 2 olarak değiştiriyorum. Onayla butonuna tıkladığım zaman belgem onaylanmış oluyor. Geri dönüp kontrolünü sağlayalım. Bu butona tıkladığımda biraz önce oluşturmuş olduğum Ramazan Gıda Paketi 2021'i görüyorum. Üzerine çift tıkladığım zaman içine eklemiş olduğum ürün detaylarına ulaşıyorum. Genel olarak sabit içerikli paket stok tanımları bu şekildeydi.